Evet sevgili YouTube ben şimdiden kaydı açayım da Ceren'le beraber Vodbet'teki tarih kategorisine bakıyoruz. Bakalım neler çıkacak. Tarihi kurgu. Ay yüzlüm. Sultan Murat Han rüyalarında gördüğü kıza aşık olmuştu. Ay yüzlü kadını bulamayacağını sanıyordu. Lakin kadın çok yakınındaydı. Gerçek değildir kurgudur. Sağ ol eyvallah <laughs> haber verdiğin için. Bilgilendirme için teşekkür Bak, ederiz. Birkaç Alman, tane köle. Şimdi. Alman köle. Alman köle. Hikayedeki kişiler olaylar tamamen kurgudur. Yaşamış kişiler veya yaşamış olaylar değildir. Hepsi hayal üründür. Almanya'daki bir kontum kızı iken Osmanlı'da bir köle olmak nasıl bir şeydir? Eskiden insanlar senin önünde eğilirken... Ay şimdi... Niye hep yani köleyken aşık olmak, köleyken efendine aşık olmak? Niye tema hep bu? Şimdi senin onların önünde eğilmen kolay mıdır? Tam her şey bitti derken birden yükselmek göründüğü kadar iyi midir? Hayır diğer e, kategorilerin de yani Wattpad'i Wattpad yapan diğer romanların da hep teması bu ya. Bir tane adam var kadına köle gibi davranıyor. <laughs> Tabii. Ucube gibi davranıyor. Tabii. Ama aynı zamanda onunla flört ediyor ve cinsel ilişki kuruyor. Kadınlar da böyle Aa, benim gibi değersiz bir sümüğe yüz verdi muhteşem bir erkek diye çıldırıyor sevinçten. Bu ne ya böyle? Eski benliğinden sıyrılıp yeni bir insan olmak ne kadar kolay. Yaşamak için verilen savaş geri kazanılabilir mi? Ya aşk. Ya aşk. Ay. Osmanlı padişahına delice aşık olmak basit bir şey mi? Hayatın Osmanlı üç şey değiştirdi Greta'nın. Osmanlı padişahına Greta delice aşık aşk, olmazsın taht, artık ya. İntikam. Bir de Vahdettin'e falan aşık yuvarlak oluyormuş. yuvarlak adamlar ya. Vahdettin'e aşık oluyormuş bir de. <laughs> Dur bakayım. Küçük Greta 14 yaşındaydı. O köleler erken genç mi oldular böyle? Evet. Hı. Ha ha. <laughs> Sabah bir adamın kendisini dürtmesiyle uyandı. Kalk, hatun uyan. <laughs> Greta hemen toparını bayağı kattı. Versin. <laughs> Almanca metinler var. Almanca herhalde. Ottoman Palace bu. <laughs> <laughs> bu adam çarşının saygın kişilerinden kumaş tüccarı durmuş efendiydi. Greta'nın duvarının dibinde uyuduğu evin sahibi. Kapıyı zenci köle Boncu Hatun açtı. Buyurun efendim. Boncu Hatun, bu gayrimüslim bir hatun. Konuştuğu dili bilmiyorum ama sırma bilir. Al bu yavrucuğa da sıcak aş ben ver. Ben kendime çay yapıp geliyorum ya. Soğuktan titri titriyor. Bana çay da yap yapıyor, Hatun. Bana da. <laughs> bana da yap. <laughs> okay. Evet arkadaşlar, Dur bakayım Ceren gelene kadar bizde birkaç tane daha. Aa bu bayağı Almanca yazıyor ha. Nasıl olabilir ya? Orası kolay. Semin gibi bir güzeli hemen saray alırlar. Tamam bu şimdi kenarda kalsın. Ceren genç açabileceğimiz başka neler var? Asi gelin. Lady Victoria. Gülen Dam. Bu ne ya? şeyler var. Şu yeşil bardağı versene kapağıyla beraber. O üryan, ben üryan kalmıştık. Hiçbir engelimiz yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Sen Üryan, ben Üryan. <laughs> Bedel, Adriana falan var. Dur, şunları açayım da. Abi Hirane düşler yine çıktı burada ya. sahip. Aldığı kölelerle bir gece geçirip saraydan gönderen acımasız bir şehzade. <laughs> Richard kraldı. <laughs> Abi tarih kategorisi inanılmazmış ya. <laughs> Valinin oğlu Hüma Şah Sultan. <laughs> oh. Zaman ipliği mi? Haydi. <laughs> Wheel of Time da var ha. Aşkı Saltanat. Hurişah Sultan. Üf. Müthiş ya. Başka? İki yangın arasında. Küçük Leydim. Efsane Leydiler serisi. Uzaylı. Kayıp Prenses. Joseon intikam. Aa Kore dizilerinden uyarlama da var ha. Tahtın sahibi. Bakıyorum başka. Erva tarafından. Erva diye bir yazarımız yok muydu ya bizim? Yalancı çingenem. Haydi işte ırkçılık. İskoçya'nın esiri. <laughs> Firavun'un ruhu. Aa bunların hepsi Henry Cavill olmuş lan. Ulan vay be, Vini, ara Ahara, Ahara'dan Henry Cavill'e kadar çıkmışlar ha. Kızıl Kara Beyliği'nin... Çok güzel. Başka? Geldin mi? Yani. Kaldırabilecek misin? Deneyeceğim. Hı? Deneyeceğim. Komik bir şey aç da bari eğleneyim ya. Hepsi komik Yoksa aslında. Yoksa kaldırılabilecek gibi değil gerçekten. Aslında hepsi komik Hı. ama... Senin gülmeyi Çok öğrenmen acı çektiriyor lazım. çektiriyor bazıları. Senin gülmeyi öğrenmen Haklısın. lazım. Haklısın. Tabii. Esir neymiş? Akat'ta bir köle. Mavi, Mavi bu, ay. mı? Bu ne be? Bu Sultan Abdülhamit Han değil mi bu? Yan açsana. Ay dur. Blue Moon diye dizi vardı. Oraya mı uyarlamışlar acaba? Love keeps you human. Ben şimdi işte birkaç tane açtım. Şimdi sen dinle bakalım. Açıyorum sıradan. Hazır mısın? Tak. Aşkı saltanat. Hurişah Sultan. Aşk, iktidar ve ölüm. İşte Osmanlı Sarayı. Bu da mı köle? Bu da Bulgar köle. Onun adı Irena. Bulgar köle. Manyak mısınız? Nereden çıktı bu fantazi ya? 15 yaşında dünyanın kederini çekmiş. Zalimliğini görmüş. Sofya'nın en zengin ailelerinden birinin kızıyken... ...babasının kollarından zorla alınmış. Ailesinden ve hayallerinden koparılmış. Feryatları avrat pazarını inletmiş... Bulgar köle, avrat pazarı, okey mi? Var mı böyle bir şey? Ee, köle pazarı demek var istiyor. Ya. Hayır hayır, köle pazarı demek istiyor. Avrat pazarı denmez olan. Okay. <laughs> <Okay. gülüyor> Osmanlıda böyle böyle bir sapıklık yok ya. Onun adı Güdriz Padişahın halası Hatice Sultan duydu sesini, kurtardı cehennemden, getirdi harem'e. Hünkar yeğenine nasıl hediyesiydi. Koydular. Padişahın halası dışarılarda geziyor, Sesini duyuyor orada. Olabilir. Hmm. Koydular adını Güdriş. Lalelerin en güzeli. Adını alışından belliydi. Osman oğullarının kaderi olacaktı. Kaldırdı gül yüzünü yerden. Aşk cemresi düştü kalbine. Kadınlığa ihanettir yaptığınız. Bu yaptığınız feminizme kadın hareketine ihanettir. Körelik fantazisi kuruyorsunuz ya. Çüş ya. Ama padişah koyuna giriyorlar ya. Ama. Biraz kölelik Altındanmış yapacaksın. Altındanmış padişahın ki. Biraz kölelik yapacaksın. Sonra padişahın koyuna gireceksin diye kandırıyorlar kızları. Neyse. Aşk cemresi düştü kalbine. Sultan Mustafa'nın yegane aşığı hmm. Gülriz. Sultan ha, Mustafa hangisi ya? Ha, bir tanesi mu? de onu mu ediyor? Kimi kast ediyor? Hmm. Allah bilir. Onun adı Gülriz Hurişah. <laughs> bu, aynı insan mı bu? Hmm. Ha okey. Gerçek olamayacak kadar güzeldi. Ha bir dakika bir dakika. Asıl ismi İrena sonra Güldüriz oluyor sonra Güldüriz Hurişah mı? Aynı insandan bahsediyoruz. Aa, ben de üç farklı kadının gözünden hikaye anlatılıyor falan zannettim. Bir bakışıyla meftun etti padişahı. İlk gecede oldu Hurişah. Güzelliği, sadakati ve aşkı yeniden var etti onu. Dikkat var et Var yani. Sultan Mustafa'nın büyük aşkı, evlatlarının anası, nikahlı karısı, güç ve iktidarın ortağı oldu. Bulgar köle inen adam Haseki Gülriz Hurişah Sultan'ın doğuşun hikayesi. Bu gerçek bir mi ya? Hayır tabii ki. Hürrem'in hikayesi la bu. Nasıl? Hürrem Sultan hikayesini almış yapmış. Ya bak bilirsin. aşkı saltanat. atıyor. Yok kendisi çıkmış zaten. Tüh be. Haseki Paşa diye biri yok mu ya? Haseki Paşa mı? Ne bileyim Haseki diye bir kelime var ya belki Paşası da vardır dedim. Haseki Sultan'la erkek evlat doğuran kadın. Ünvanı. Abi bu invan mı? Evet, Haseki Paşa diye bir şey olmaz. Pandora'ram tarafından yazılmış aşk. Okuyorum biraz daha. Hazır <laughs> mısın? Hmm. Hmm. Güç firavunlar doğurur. Ama unutma, her firavunda Musası ile birlikte doğar. Zannetmiyorum bir tane Musa var diye biliyorum ben. Ee? İyi misin? <laughs> Okey, metafor yapmış. <laughs> sen hangisi olacaksın? Sen hangisi olacaksın? 1540 yılının baharında Dünyanın merkezi olan İstanbul'dan feryatlar yükseldi. Korkunç sırlarla kaplı karanlık bulutlar payi, tahta, ne? payi tahtı saltanatı esir almıştı. Sultan Süleyman ölmüştü. Aa bizim Süleyman mı bu? Muhteşem olan mı bu? Hmm. Muhti. Bu zamansız ölüm herkesi yasa boğdu. Kara bir kış çöktü imparatorluğun üstüne. O kara kışı Sultan Mustafa'nın güneşi dağıttı. Sultan Mustafa... Diğer üç kardeşine ve Hürrem Sultan'a rağmen tahta çıkmıştı. <laughs> Niye baygınlık geçiriyorsun hemen? O her şeyin bittiğini sanar iken, sanar iken yazmış. Kader asıl önemli olanın o tahta durmak olduğunu öğretecekti. <laughs> İyi misin? Ha? Dayanabilecek misin? O kadar eski, o kadar köhne ezberler ki... <laughs> Bıkmadınız mı abi ya bunlarla? İktidar gölge kabul etmez. Kadim kanunlar der ki ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola karındaşların nizamı alem için kat etmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz itmiştir. Anında amil olalar. Fatih kanunlanması. Doğru mu bu? Doğru mu bu? Hey, bugün tarih öğreniyoruz ha. Fatih Kamunhamesi kardeş katlias köşe yazarlarının metinlerinde bile var bu. Evet evet ama bu Eşitliği kızın google edip bunu bulmuş olması çok kıymetli bir şey bence. <laughs> Neler gördük. Peki kardeşlik aynı anadan olmasa bile 3 nokta. Sultan Mustafa o fetvayı verebilecek mi? Kardeşlerine kıyabilecek mi? Kadim kanunları bile yenebilecek mi? Kadim bir kardeşlik. diye okuma şunu kadim. Hürrem ve Mahidevran sultanların bile koparamadığı bir bağı. Hareminde huzuru bulamayan genç padişah devlet meseleleri kardeşleri içte ve dışta türlü düşmanlarıyla karanlık ve acımasız Sana bir bak, savaşın bana içinde yalnız bulacaktı kendini. Ben gadı vur oynayayım sen vot beton. Yapamayız or. çünkü tek monitörümüz var. Kaderin senin ellerinde. Bu bayan kim? I don't know. Okay. Ben sıkıldım bundan biraz. Tamam. <laughs> Böyle şeyleri severek okuyan varsa da. Allah onu ıslah etsin. Niye? İnsanlar, Yeter ya. On Bunlar çok eski ezber be. ya. Ya muhteşem yüzyılı ez, izliyorsan okey tamam ben o de dur izliyorum. zaman dur bakalım. Dur bakalım Aslan de bu var. Zaman Köleymişte, ipliği. Köleymiş de bilmem ne olmuş da sonra da. Bıttırı da zıttırı da. Zaman Bugün ipliği. Bugün bari bunun hayallerini kurmayın artık. Bu Cumhuriyet boşuna mı kuruldu? Hadi değiştirdik değiştirdik. Bak zaman ipliği. 21. yüzyılda yaşayan iki Türk kızının Türklerin daha yeni tarihte sahneye çıktığı yıllarda kendilerini Asya Hun İmparatorluğu'nun bilinen ilk imparatoru Teoman zamanında bulmasıyla zaten hareketli olan yaşamlarına başka bir boyut daha kazandırırlar. Metehan artık ne düşüneceğini şaşırmıştı. Hayatlarına bir anda dahil olan bu iki kıza çok güvenmekte hata mı yoksa doğruyum yaptığını kestiremiyordu. Hele ki bu kızlardan biri büyük bir gizlilikle hazırladığı yeni düzen hakkında... Ben en azından kölelik yok. E Efendiye meftun olmak yok. Tabii. Bilmem ne yok. En azından işte Metehan biliyor falan. Belki de güzel bir şey bulduk. Gitmiş kendisine daha en başından şey e, işleri i̇şte bu arada, çizmiş evet. yani Hayır, işte. Evet. Gidecek bak yeni düzen bilmem ne bir şeyler. Herhalde öyle gidecek yani. Bunun da bir noktasında illa bir cinsellik İlla bir efendinin altına yatma falan bir şey olmayacak herhalde. Öyle yok ya yani. bak çünkü aksiyon. Teşekkür ederim. Arkadaşlık. Için. Asena, Asya Hun, bilim kurgu boş bulamamak, etiket fantastik geçmiş. Biraz milliyetçi bir hanım kız herhalde. Yok. Okey. Yok okay. Yokuşur. hadi Asena yaz tamam bakalım. Tamam ya okey. Yani köle fantazisi olmasın, köle efendi fantazisi ne olursa olsun gerçekten ya. Of. Okuyorum o zaman. Ne bu? Ha oku. Şimdi bir dakika. Bu şimdi uyanacak. Annesi diyecek ki kızım okula geç kaldım falan. Hotbedlerin ilk bölümleri öyle olur. O Allah'ın şeyidir yani. Kanunu. Kanunudur yani. <laughs> Bak annesi diyor aman kızım bilmem ne. Samet diye birisi var. Bekle buraya geçeceğim. Nereye gidiyor bunlar? Bunlar galiba Orta Asya'ya gezmeye gidiyorlar sonra zaman. Kızım tarihe takacaklar. bayıldığını biliyorum ama diyor bir şey diyordu babası yukarıda. Babasının ismi Kürşat. Heh Moğolistan'a gidiyorlar gezmeye tamam. Buradan alacağım işte. Otele iyice yerleştikten sonra kendimizi tuttuğumuz özel rehberle yine kendi imkanlarımızla beraber kiraladığımız 4x4 bir arazi arabasına binip Moğolistan'ın beni en çok cezbeden yerine gelmiştik. Orhun kitabeleri. Orhun kitabeleri Moğolistan'da mı? <laughs> Harbi mi? <laughs> Çin'e doğru bir yerde değil mi ya? Onlar? Moğolistan sınırlarında. Hey. Ama Moğolistan zaten sınırları çok geniş değil mi? Sibirya, bir her yeri kapsıyor. <laughs> Hayır. Sibirya'yı falan kapsamıyor. Eski Moğolistan mı? Evet o eski Moğolistan. Tamam. Üç dikili uzun bir sütunun bir tarafı... şey söyleyeceğim ya. Hakikaten herkes kölelik fantasi kurarken bu kız Orhun kitabelerini en azından ziyaret ben. ettiğini evet. kuruyor. Bana bak küçük bir Ceren Sungur çıkmasın buradan. Çıkar. Benim de vakti zamanda yazacak bir şeyler aramaya kalksam böyle bir şey yazardım herhalde. Üç dikili uzun bir sütunun bir tarafı orhun alfabesiyle yazılı, diğer tarafı da Çin alfabesiyle yazılıydı. Her iki millet hatta tüm dünya kültigini bilge kanı ve ton bilsinler diye böyle yapılmıştı. Son bir kez daha tarihi bilgilerim eşliğinde etrafa bakarken ne kadar eşsiz bir yer gibi durmuştu gözüme. Parkı gezerken Çoğu kişi gibi kültürel şekilde giyinmiş kadının takı tezgahı kurduğunu fark ettim. Bak canım benim izlersen burada yerel kıyafetleri içinde bir kadın demelisin. Onu demek istemişsin. Kültürel şekilde kültürel diyor şekilde diyor giyinmek ha. diye bir ifade olmaz. Sera'ya dönüp elimle kadını işaret ederek Sera bak burada takı satıyorlar diye tek solukta konuştum. Tabii ki çoğu kız gittiği yerlerde hatıra olarak kolye, bilezik ve yüzük alırdı. Sera'nın da ilgisini çektiğinden oraya doğru yöneldik. Hafif bir pikmi gördük var burada. Olabilir. Tezgaha yaklaştığımızda kadının ha kadın buna büyülü item verecek değil mi? Hani Bilmiyorum. sen diyecek sen diyecek Mete gerçek ismini biliyorsun evlat. Aa bakalım bu kolyeyi. Ha evet sonra da geçmişe ya, ışımanı şey verecekler. Böyle. Aynen aynen. Bak. Tezgaha yaklaştığımızda kadının kapalı olan gözleri birden açılınca irkilerek bir anlık oraya gitmekten vazgeçtim. Ne öyle korku filmleri gibi korktum vallahi diye içimden geçirerek tezgaha bir göz gezdirdim. Çok ilgi çekici şeyler vardı. Kültürel tokalar. Kültürel toka ne ya? Yeren. Canım benim burada kültürel dememelisin, otantik diyebilirsin. Aradığın kelime otantik, oraya özgü. Hmm. Hmm. Kültürel tokalar, kültürel küpeler, kültürel bileklik, yüzük, kolyeler ve daha, çok, daha pek çok kültürel şey. Sonradan rehber de yanımıza ulaştığında pek umursamamıştım. Çünkü gözüm köşede durmuş, sivri mor renkteki diş gibi tasarlanmış güzel kolyeye gitti. O kadar eşyanın arasında çok farklı duruyordu. Tam elime almak için dokunacakken kadın elimden tutup aksanlı ve gırtlaktan konuştuğu bir Türkiye Türkçesiyle her takıya öyle elini sürme. Lanetli bir parça da olabilir kutsal da. Devre dağları ayırmayı öğren bebişim. Ama seni temin ederim bu kolye kutsaldır. Falan bir şeyler diyor. Ne işe yarıyor ki bu? Bu kolye aslında Asena'nın dişi. Üstünde mistik tılsımlar olduğu için bembeyaz olan rengi mora döndü. Kadın derin bir nefes çektikten sonra kolye çok isteyen bir kişinin dileği diyerek bana bakmıştı. Kadın korktuğumu hissetmiş olacak ki bu sefer... sanırım beni rahatlatmak için gülümsemesini büyüttü. İşe yaradı mı? Kocaman bir hayır. Kolye sizi, sizi ihtiyaç olan yere götürecek. Sara kahkaha atıp... Teyze diyelim ki bu kolye Asena'nın dişi. Sen de işine. Çoktan kapına FBI ya da ne bileyim CIA... Dur daha yakından söyleyelim. MSS basması lazımdı. Wow! wow, wow, wow. Asena'nın dişi diye bir şey gerçek olsa... ve okuduğunda o kadında olsa... FBI, CIA niye işin içine girsin? Oha. Komplo teorilerini okumayı bırakınız. Ya bilmez misin CIA ve FBI Türklerin tekrar e işte bütün kavimleri birleştirmesi. Falan ne olur onlara itimat etmeyiniz. Türkler bütün kavimleri tekrar birleştirirse Avrupa medeniyeti yıkılacağı için çok korkuyorlar bizden. Haberin Ama yok mu aşkım? Evet işte. NATO, Papa. İşte bütün bunlar yalan. Olur mu? Neyse. Kadın eliyle başka takılar gösterdi. Bu Ay Ana'nın yüzüğü. Bu lanetli mi kutsal mı kişiye göre değişir. Kürşat Han'ın zihgiri. Çok fazla koruma... Orhunlandıklarını orada satıyorlar hepsinden. Çok fazla koruma tılsımı yapılmış ama kimin yaptı belli bile değil. Oğuz Kağan'ın mührü. Kadına hiç inanmadım ama son dediğiyle merakla tezgaha iyice yaklaşmıştım. Ben hala yakışıklı bir erkek tasvir etmediğin için seni tebrik ediyorum. Evet evet yine fena gidiyor. Tebrik ederim. Ne bu? 10.255.65.000 Tugrik Moğol para birimi alacak mısınız? Alıyorlar neyse bunu sonra. Ben olsam Ayana'nın yüzünü alırdım. ha pardon Ayana'nın ay, yüzüğünü ay, alırdım. Hı. İşlemeleri çok güzeldi ve gerçek gümüş gibiydi. Alsaydın o zaman pahalıydı dediğinde ona bir hıh <laughs> çektim. Konuşmamız bittiğinde bir anda çok şiddetli yağmur yağmaya başladı. Havada tek bir bulut bile yokken sağanak tutturmasına hiç iyi şeyler hissetmedim. Bir şey olacak korkusuyla Sera ne olur dikkat et diye söylendim. Sera da kendini çok sıkarak elimden gülünü yapıyorum dedi. Araba filan yuvarlanacak herhalde. İyi ya süper hala ortalıkta yakışıklı erkek falan yok. Bak, bak. bir anda ani bir frenle öne savruldum. Tekerlekler kaydı falan şimdi hey uyanın filan diyecekler. Metehan uyandıracak bunları değil mi? Olabilir. Ben da öyle geldim. Gözlerimi açmaya zorladığımda nerede olduğumu başta idrak edememiştim. Bir araba kazası yapmıştık. Çarp çurt. Sera, Sera ne olur uyan. Biraz sarsmanın etkisiyle kendine geldiğini anlayarak derin bir oh çektim. Sera eliyle koluma vurarak. Hiç mi ilk yardım dersleri almadın? İnsanlar kaza geçirdikten de böyle çekilip çıkarılmaz. Çok haklıydı. Çarp çurt bir şeyler. Ha. Bana şaşkınca bakarak biraz uzaklaştı. Bu kız hikayenin sonunda kültigini çadıra yaslar kulağına hohlar diyor. <laughs> evet evet galiba bu sefer reislere bu kız atlayacak gibi geldi. Aa, Metehan tasvirlerini beklemeliyiz bence diyorlar. Aa, siz o çözmüşsünüz patördün. Tabii de bir de Isekai bu işte başka Anladım, dünyaya siz... teleport. Dur dur. Anladım. Hmm. Ben de biraz tuhaf olarak saçlarını okşayıp geçti, geçti diye fısıldadım. Bana şaşkınca bakarak biraz uzaklaştı. Kayra sen kızın ismi Kayra mı? Kayra ile Serem bunlar. Galiba herhalde evet. kaçırdık oraya. Biraz duraksadı ve devam etti. Ben biz tuhaf bir dil konuşuyoruz. Ona saçmalama der gibi bakarken sonunda tuhaflığı hmm. anlamıştım. Ha farklı bildir konuşuyorduk ve araba o kadar yüksekten düşmesine rağmen sapa sağlam. Yani tek bir çizik bile yoktu. Bak bugünkü Türkçe ile eski Türkçe arasında fark olduğunu da biliyor. Tabi. Ve bu açığı Vay be. nasıl kapatırım demiş. işte o büyü sayesinde o zamanın Türkçesini birden konuşmaya başlıyorlar falan. Güzel. Birkaç adım gerileyince etrafa baktım. Bir sürü insan vardı. Bazıları at üstünde, bazıları yayaydı. En sonunda yüz yüze geldiğim atın üstündeki adamla gözlerimiz birleşince adamın hafif çekik resmen geceyi andıran gözlerinde takılık almıştım. Aa, evet. Ee ya ya kızlar! Ne var metanlar. Erkekleri yazmayın artık yeter. <laughs> yeter. Hemen aşık olacak birini buluyorsunuz, bak hemen. Bak, tamam bak. biraz daha uzun sürdü bu sefer. Teşekkür ederim. Ama yani illa bir erkek mi sokacaksınız ya? Bak bak onluk sistemi bulmuştu kaslıydı. <gülüyor> <gülüyor> of. Neyse dur. Atın üstündeki adamla gözlerimiz birleşince adamın hafif çekik resmen geceyi andıran gözlerinde takılı kalmıştım. Çekemedim gözlerimi. Sanki bu gözleri başka bir yerlerde daha görmüştüm. <laughs> Sera bir kez daha Facebook'ta çizimlerde gördüm. çekiştirirken kendini ve ne halde olduğumuzu hatırlattı bana. Onlardan epeyce uzaklaşsak da yine çok yakındık. Eliyle arabayı işaret in ederek kusura bakmayın inanmayacaksınız ama biz bu araçta uçurumdan düştük. Acaba biz şu an tam olarak neredeyiz? Karşı taraftan tek bir ses çıkmadı. Biz ülkenizde turistiz ki otelinde kalıyoruz. Bir trafik kazası geçirdik. Bize yardım ederseniz çok seviniriz. Adamlardan biri attan inerek bize doğru yürümeye başladı. Bu kıyafetler Moğol kültürüne ait değildi. Sanki daha eski bir tarzdı. Gözleri de bir Moğol kadar çekik değildi. Allah'ım sen yardım et. At sadece iki adım mesafede karşında durduğu için bir adım daha geriye gittim. Dediğin yer neresidir hiç duymadım. Hem turist nedir? Açıklayasın hele. <laughs> Hadi Ertuğrul Gazi Türkçesi geldi görüyor musun? <laughs> Sen <laughs> ta Hunlar zamanına git adam sana açıklayasın hele açıklayasın desin. Açıklayasın hele. Adam sanki eski Türkçe konuşuyordu. Tabii ya konuştuğumuz bu dil eski Türkçeydi. Sadece ben 901 arkadaşım. Çabanı her şeye rağmen takdir ediyorum. Fakat D'leri dağları ayırmayı öğren. Bir erkek hayal etsem bile lütfen bunu edebiyatına yansıtma. İmlayı biraz daha öğren ne olur Neredeyiz biz Turisti niye büyük harfle yazdın ki mesela Niye Hun... büyük harfle yazdın Neredeyiz biz Hunların topraklarındasınız Siz kimsiniz nereden gelirsiniz <laughs> Eliyle arabayı göstererek Bununla gökten düştünüz Tüm obada bunu gözleriyle gördü O esnada arkadan yaşlı Ama yaşını belli etmeyecek derecede güzel bir kadın Eski tarz Türk kıyafetleriyle yanımıza geldi bir şey söyleyeyim. Eski tarz Türk kıyafetleri de çok geniş bir hüküme kardeşim. Ben de burada takılıyorum biraz. Kusura bakma. Evet yani yarın öbür gün yazar beş bin olursa 5000 yıllık, beş bin yıllık Türk tarihi. Öyle tanımlamaması gerektiğini bilecek. Sera'yla tekrar birbirimize bakıp ellerimizi güç almak için kenetledik. Sonra da Sera kulağıma tekrardan sessiz şekilde söylediğini sanıp ama Sağır Sultan'a bile duyuracak bir şekil sesle Hun diyor başımıza yine ne bela açtık. Kabuslu olmalıyız. E, falan filan bir şeyler oluyor. Kız o sırada felaknas okuyor. Kadın gözlerini bir anda açıp hmm. hafif bir şekilde Seran'ın ağzına benim de kafama vurdu. Çünkü ben kafamda felaknas okurken Seran'ın da mırıldandığı şeyin o olduğunu eminim. <laughs> Çok komik lan bu. Kadın sinirli bir şekilde her ne okuyorsanız yapmayın haberinizi alamıyorum. Bu arada okuduğunuz koruma tılsım da ne? Felaknas okudukları için muhtemelen kam olan kadın beyinlerini okuyamadı. Ama Türkler hep Müslüman değil miydi aşkım? Aslında tabii öyle, öyle olması lazım. De, Türk evet, evet, i̇lk öyle. Türk Müslüman doğmuş tabii, ama uzun tabii. süre Müslümanlık gelmediği için bilmemişler. Evet evet. Tamam. Farkında da değillermiş Müslüman olduklarını. Hmm. Sera bir anda gaza gelerek sanırım eli çekip Allahu Ekber diye bağırdı. Karşımdaki kadın bir anda titreyerek yere düştü. Ben olayı şaşkınlıkla izlerken arkadaki herkes kılıçlarını çekti. Ben de bir anlık refleks ile Sera'yı... Acaba Müslüman... Acaba bunlara Müslümanlığı Sera mı getiriyor? Stop. Ne oldu ya? İslam... Eski Türk inancından çok daha üstün bir din olduğu için ve etkili olduğu için Sera Allahu Ekber diye bağırıyor. Kam kadın titreyerek ha, yere düşüyor. İslam'ın gücüdür bu. İslam'ın gücü. Okay. Az önce de Felaknas okudukları için aynı kadın onların zihinlerini okuyamadı. Bırakın her ne söylüyorsanız dedi. Birinin ağzına vurdu, birinin kafasına vurdu. Susun dedi. Pis her İslam ne okuyorsanız düşmanı. dedi. Büyüye karşı ne okunur çünkü, değil mi? İne, cine, büyüye karşı felak. Nasıl okunur tabii ki. Evet. Aa, sakın mü Türklere Müslümanlığı sera getirmiş olmasın. <laughs> Tam tür, spesifik olarak Türklerin ne zaman Müslüman oldu bilinmiyor. <laughs> Belki de bu hikayede biz zaman ipliği, <laughs> He? Hunlar zamanında İslam var mı diye bir düşünüyorum. Hunlar zamanında İslam yok ki. Kayıtlara geçmemiş olabilir. Hmm. Belki de vardı. O dönem Hunlar böyle böyle egzersiz yapıyorlar diye kayıtlara geçilen şey. Belki de namaz biliyorlar. Okay. Neyse. Kadın yerinden kalkıp bize dönerek bu kızlar kesinlikle Gök Tengri tarafından seçilmişler. Ben çikolata yiyeceğim dayanamıyorum. Ve gökten gelmişler. Enerjileri çok farklı. Hanım. Han mı? Şaka yapıyor olmalılar herhalde. O Han dedikleri kişi şaşkınlığını dışa vurup sağ ayağını yarım adım öne çıkararak hanım gel gel Han geldi. Han geldi koş. <laughs> Handır ya bu. Han sarhoş, hancı sarhoş. <laughs> ne demek istersin sen Akay Hatun? Bu hatunlar gökten nasıl inmişler? Herkes hatun mu o dönem? Yani olmaması lazım tabi de. Kadın önemli biri ise hatun denebilir. Peki. Aradaki masaya koyma. Arkadaki askerlere de bakış attığımda hepsi meraklı Nasıl bir mesela? şekilde Akay denen kadına bakıyorlardı. Çünkü tangırdıp tıngırdıyor. En sonunda ben de Akay denen kadına baktığımda hissetmiş gibi ufak gülümseyip bana doğru döndü. Ha biz böyleydik işte. İkimizin babası da bordo bereliydi. İkisi de aynı timde olduğu için babamla tanışmışlarmış. Ha, sen Bozkurt'sun harbiden kızım. Eyvallah. Aynı zamanda Seranın babası benim dayım. İşte öyle tuhaf bir şey. Babamla dayım görev yeri bir yere gideceklerken operasyonun başında dayım Biz varmış. Biz tuhaf kuzan mısınız <laughs> diye dayımın ailesine yani annemi yengem ve dayımın büyük oğlunu o zaman 5 yaşındaymış kaçırmışlar. Aa bir hmm. anda böyle. Babamla dayım kılık değiştirip onların arasına sızmış. Şerefsizlerden biri annemin güzelliğine aldanarak hayatının hatasını yapıp anneme yaklaşmış. Annem de fırsattan istifade sakladığı bıçakla adamın boğazını kesmiş. Sonra da aynı anda iki adamla dövüşüp onları da yere sermiş. Babam bunları ağzı açık şekilde izlerken annem indirdiği adamların birinden silah alarak babama doğrultmuş. Dayım olmasaymış annem babamı oracakta vururmuş ama dayım kurtarmış. Annemin o kadar iyi dövüşmesini sevdi de polis özel harekattaymış annem. Ayrıca babamla evlenmeden önce MİT'e çalışıyorlarmış. Pardon. Oh what the fuck! Neyse babam her bu olayı anlattığında belki vücuduma kurşun sıkmadı ama kalbime o gün sıktığına eminim derdi. Oh. <laughs> Kızım çok iyi gidiyordun. Ne oldu? Dörü kendim? izlemenin sonuçları ve yan etkileri. Süper asker çıktı kız. Polis özel harekat. Mis. Herkes FBI, var. CIA, Mossad. Neyse. Ha Ceren boynundaki Sungur tılsırı da. Ceren Sungur ağlayarak darında. Nutella yiyor. Peki. Bu sefer yanındaki adama hitap ben. Hanım bu hatunlar Ulu Aseran'ın dişini kullanarak gelmişler. Bu dişin üstünde öyle kuvvetli bir tılsım vardır ki ihtiyaç anında kendini gösteri verir. Biz geldiğimiz yerde şununla uçurumdan düştük. Sonra gözlüğümüzü burada açtık. İşte kadın bunların falına bakıyor. Han diyor ki gidesin Akay Hatun. Biz de şimdi geliriz obaya. Hani sen git biz geleceğiz diyor. Abi. Hmm. Ay, dur, dur, dur. Allah aşkına dur. Kadın gittikten sonra aklımı kurcalayan sorunun, soruyu sormanın zamanı geldi diyerek. Şey acaba isminiz nedir? Sera da daldığı yerden çıkarak meraklı ona bakmaya başladı. Ben Mete Hanım. Sera ile beraber birbirimize daha neler bakışı atarken bir anlık boşta bulunarak biz de Cengiz Han. Sonuç olarak Sefa tarafından, Sera tarafından karnıma birisi sirsek yemiş ve kızararak susmuştum. Yanlış anlamayın. Dediğim şey için utanmadığımdan değil. Nefesim kesilmişti. Allah belanızı vermesin ya. Bildiğimiz gibi Metehan Türk tarihinde önemli bir yer kaplar. Yazdığım olayların bazıları tarih sayfasında varken çoğu olay kurgudur. İyi okumalar. Doğru mu aşkım? Hmm. <laughs> dedim ne güzel dedim. Tarihe falan meraklı. Orhun kitabelerin oraya gidiyor dedim. Bu sefer Metehan'la ıslak rüyalar çıktı ya. Duydu ıslak rüya yok ya. Metehan olduğunu söyleyen adam dediğime şaşırarak Cengiz <laughs> mi? Şimdi utanmaktan kızardım. Neyse. Sera elimi omzuna koyarak. Hanım, siz bu kızın dediğine bakmayın. Bazen çok saçmalar. Benim adım Sera. Kafamda cümlemi toparladığımda konuşmaya hazır olduğumu hissettim. Hanım derken böyle içim bir tuhaf oluyordu. Bir de yüzüne baksam ne olur? Herhalde ecdadının ecdadını görüp kalp krizi geçiren tek kişi olarak tarihe geçerdim. Sonuçta o hala ne kadar inanmakta güçlük çeksem de koskoca Mete Hamdı. Türklerin babası, Oğuz töresinin kurucusuydu. Derin bir nefes alarak devam ettim. Benim adım da Kayra. Bu Türk tarihi meraklı arkadaşlar arasında bir tane değerleri dağ, dağları ayıran niye yok? <laughs> bu kadar zor mu? Hı? Nereden geldiniz? Aa, olmadı ki. Nereden gelirsiniz olmak olması gerekmiyor bunun Ertuğrul Diriliş Türkçesi aşkım? Tamam. Hanım izin verirseniz bu sorunun cevabını veremem. Neden açıklayamazsın? Hanım inanın bize nasıl geldik bilmiyoruz. Sadece evimize gitmeye çalışırken ikimiz de kendimizi burada bulduk. Metehan'ın gözlerinde ikna olmuşluk yoktu. Ee, bak hala şüpheli bakışlarını üzerimizde tutuyordu. Çok zekiceydi. Bir bakıma üstümüzde psikolojik baskı kuruyordu. Etraftaki adamlara baktığımda onların da ilgiyle bizi izlediklerini fark ettim. Adamın sana istedim. şüpheli şüpheli bakması zekice mi? Çok zekice. İşte çünkü Oğuzların babası Metehan yer mi o be? Aslında daha dikkatli baktığımda ilk gördüğüm kadar kalabalık değillermiş <laughs> Adamların ellerindeki oklara içimdeki tarifsiz heyecanla izlemeye sadece kısa sürede dalmıştım çünkü hala Meta'nın sorgusundaydık. Sorularına devam etti. Peki geldiğiniz yerde tek ırk mı yoksa çok ırk mı vardı? <laughs> ne oldu be? Bu nasıl bir soru ya? Ne bileyim da onu merak tek etti. Tek ırk herhalde. mı yoksa çok ırk mı var? Belki de Meta onu da merak etti. Buradaki gibidir hanım. Bir misafire özellikle gökten gelen birine bunu sormazdım ama siz hangi ırksınız? E benim ırkıyız. Sera da ben de Türküz hanım. Hiç Türke benzemezsiniz. Daha çok batılı gibisiniz. <gülüyor> 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 batılı dediği Suriye mi? Neresi oluyor? Batı İran mı? Metehan'ın batısı Hazar mı oluyor aşkım neresi oluyor Sen neredesin gel inanılmaz şeyler olacak. Geliyorum. Hı. Bu teley dedim yani bütün o yiyip şeker komasına gireceğim. Sera burnunu kaldırarak geldiğimiz yerde Türkler sadece tek tip Bu arada bir şey söyleyeceğim. Metehan'ın batısı neresi oluyor? Yahu burada batılıyı bayağı Avrupalı anlamında kullanmış. Evet, onu fark maalesef Maalesef yani maalesef. Metehan'ın batısı neresi? Yine Çin yine Çin. Nasıl Çin? Çin, Neden? Çin kuzeyinde yaşıyor Hunlar Hı -hı. Ne kadar batıya gidersen git Yine Çin toprağı aslında yani Hı -hı. Çin çok geniş olduğu için Sera burnunu kaldırarak Geldiğimiz yerde Türkler sadece tek tip çekik göz Orta boy değil her türlü bulabilirsiniz Mavi gözlü yeşil gözlü çekik olmayan gözler Sadece siyah da değil Her renk saçta olabilir Irk sorunu böylelikle çözdüğüne sevindim Anladığım kadarıyla Kalacak yeriniz yoktur Kutlu gökten geldiğiniz için bizim misafirimizsiniz. Obamızda istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Çok şeref duyarız. Hanım izin verirseniz biz bu konuyu bir düşünelim. Tabii hatun konuşun siz. <laughs> Sera tamam o Mete Hanım'a ne bileyim sence o kadar erkek içinde yolculuk yapmamız ne kadar güvenli. Kayra saçmalama burada kalırsak bizi kurtkuş yiyecek kızım. Sera senin gözünden kaçmamıştır ama. Evet evet senin sosyal fobin. Kızım biz asker kızıyız. Kendimizi nasıl savunmamız gerektiğini de birbirimize nasıl destek olmak gerektiğini de biliyoruz. Bir sorun daha var. Ne oldu? Arabayla gidemeyeceğimize göre atla gitmeliyiz. Salak mısın? Biz ata binmeyi bilmiyoruz bile. Hanım, kabul etmeyi çok isterdik. Ancak biz ata binmeyi bilmiyoruz. <laughs> Mete Han'ın yanındaki adam resmen kahkaha atmaya başlamıştı. Yani adam kendince haklıydı. Bu dönemde ata binmeyi bilmeyen Türk yoktur herhalde. Gözlerimi devirip Sera'ya baktığımda sinirden... Yine göz devirme var. e muhabbetteyiz yani, yani. Sinirden lacivert gözlerin ateş gibi parladığına yemin ederim. Ben ise sakindim. Sera'yla çok zıt gibiydik ama emin olun ben sakin gibi görünsem de kellemin koparılmayacağını bilsem şu adama tekme tokat dalardım. Bir kere çok gıcık olmuştum ve ben 6. hislerimde asla yanılmam. Metehan avuç içleri aşağı bakacak şekilde iki elinde kaldırmış aşağı yukarı indirerek bu böyle mi yapıyor yani Metehan? Hmm. Merak etmeyin ata binmeyi bilseniz bile yanımıza fazla at almadık. Biriniz akbörü ile en güvendiğim adamın barlasla gelecek. Dedikten sonra arkasına dönüp birine işaret verdi. Akbörü kastı mıydı acaba? Yok barlas gıcık olan. Tek seferde beni arkasına alınca sırtıyla bakışmak zorunda kaldım. Bundan sonra zırhından tutuyor arkasına biniyor Börühan'ın. Sera da kıpkırmızı olmuş. Hadi Namuslu Türk erkekleri ecdatları oldukları için kızlara yan gözle bakmadılar. Akay bunlar ne giyerler böyle? Gökten gelenleri sorgulamak bize düşmez. Onlara kalacak iki ayrı otak hazırlayın. O zamana kadar misafir otağında temizlenip dinlensinler. Akay iki otak fazla değil otak mi? Otak ne ya? Ota. Yumuşak ile. Otak ne? Sonuçta anladığım kadarıyla birbirlerini tanırlar. Akay bağırarak ne zamandır benim dediğimi iki edersiniz. İki ortak otak derim. Çünkü hanımızın hanımızın kudretini herkes görsün isterim. Ya bu yönetici, hükümdar, e, Türk erkeği, fantazisi hayatınıza nasıl girdi bir anlatsanıza kızlar. Evet. Ne zaman girdi tam olarak? Kirliliş Ertuğrul, Hı? uyanış, Hı? küçük Mete Hanım. Bir şey diyeceğim diyemiyorum. Tutuyorum kendim yani tutuyorum kendimi. <laughs> Kardeşim ne var? Kızlar Brad Pitt'in, Tom Cruise'un hayalini kuracağına, K-popçu Gong hayalini kuracağına, ecdadımız hep Mete Han'ın, Teoman Han'ın Han hayalini kursun ya be. Ya ha mafya. Justin Bieber'ın hayalini kuranlara kızdığınız kadar şu Teoman'a kızan, hallenen kıza kızmadınız be. Biraz da çekik gözlü kısa boylu Türkleri hayal etsin bu kızlar be. Kısa boylu çekik gözlü Türk hayal edin, eyvallah. Niye illa Han, illa Sultan... İlla mafya babası. Ee, ama Niye? O, ama o o o şeyde daha aşağısını istemiyor demek ki <laughs> yani. Seçici kızlar işte ne var? Hayır bu seçicilik değil. Aksine yani tek tip düşünmek. İtibardan tasarruf olmaz. Neyse. Saraylarda yaşayacaksınız o yüzden mi? Teoman Han bu kızları görmek ister. Teoman Han Mete Han'ın babasıydı. Hun imparatorun ilk hükümdarı ve kurucusuydu. <laughs> Padişah entaisi bu artık diyoruz. <laughs> <laughs> ölümü ise her taht savaşının sonucu olarak kardeşi oğlu ya da babaları tarafından öldürülen diğer hükümdarlardan farklı değildi. Onu da oğlu Metahan öldürüyordu. Bu bilgileri hatırlarken tüylerimin ürpermesine engel olamadım. Teoman Han yaşıyorsa ölümü yakın demekti. Ya falan. Devam ediyorum. Dur Teoman Han'ın karşısına çıkacaklar mı acaba? Heh. Teoman Han'ın yanındaki kadın bizi ezici bir sesle demek gökten geldiniz. Ben Teoman Han'ın eşi Yansih. Yansih okey mi? Hı -hı. Hey bak. Daha Teoman, gerçekçi. Teoman Han Yansih'e baktıktan sonra ben Hun İmparatoru Teoman sizin gökten geldiğiniz doğru mudur hele? Akay söze girerek gözlerine gördüm hanım. Gök Tengri onları bize yoldaş olsun diye göndermiş. Biraz zeki bir karakter olsa Türk tarihine bu kadar meraklı ya gerçekten gökten geldiği için ona özel bir muamele yapılacağını bilir ve bunu kullanırdı. Ama yazmış Mesela. bak kızım hmm. kızın. Neyse davul mavul çaldılar. Bir şeyler yaptılar. Serayla Kayra diye isimlerini söylediler. Oturduğumuz sofrayı kontrol ettim. Ortada koskocaman bir sanırım kuzu eti vardı. Yanımda sağımda Akay ve kam solumda ise Sera vardı. Karşımda da anladığımız gibi Metahan oturuyordu. Hmm. Acaba şu an çaktırmadan Aşağı. baksam ne olur ki? Ya Teoman ya Metehan hiç aşağısı olmuyor, hiç. Barlas var bir de. Gözlerimi önündeki boş tabaktan yavaşça kaldırıp metahana baktığımda sanki gözlerimi Teoman hana çeviriyormuş gibi yapıp Teoman hana baktım. Yine anladığınız gibi çünkü adam zaten bana bakıyordu. <laughs> Teoman Han'ın hemen yanında oturmuş olan bir çekik göz, muhtemelen bu Yen Sih'ten olma veliaht prensti. Yen sih ne kadar Çinli bir prenses olduğu için onun oğlunun veliaht olması imkansızdı. Ama bu kadın Teoman Han'ın aklına girdiği için Metehan yerine bu adam veliaht olmuştu. Sera'ya bakıp çok farklı bir güzelliğiniz var. Gök Tanrı yanındaki kadınlar için çok özen göstermiş galiba. Tacizcilerin kurduğu cümleleri iltifat diye mi yazdınız? Yok be. Tövbe tövbe duyma Allah'ım. Sera elindeki çömlek kaseyi sakince yerine koyup Gök Tanrı Tanrı bize ne kadar görüp cömert davrandıysa sizi de o kadar aceleye getirip göndereyim demiş diyor. Ya yemez bu kızlar asker kızı ha. Neyse teoman asker. Hissedebiliyorum ayrı yazılmaz. Ebilmek ayrı yazılmaz. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Tabii ki ayrı yazılır. Egomanya, varlas var. Özel isimlere gelen ekler ayrılır. Falan filan. Bu bu kadar saladın mı bunu? Sal ya. Saldım. Dedim ne güzel kız dedim tarihe meraklı dedim. Türk tarihe meraklı dedim. Böyle enteresan bir hikaye yazacak dedim. Yine ıslak rüya çıktı gerçekten. Ama ya. o kadar olacak canım. Chat beni uyarmıştı gerçekten beni uyarmıştılar evet. O zaman sana Richard Krallığını okumak isterim. Hı? Yine bak korsanlar tarafından kaçırılıp krallığa satılan Nadia ve krallığın büyük veliaht prensi Alex'in hikayesi. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine kölelik, yine cariyelik, yine veliaht prensler. Bu ne ya? Ya kendiniz için kurduğunuz hayaller bu mu ya kızlar? Ha? Bir silkinin kendinize gelin bu nedir ya? Sahip. Aldığı kölelerle Oy. bir gece geçirip saraydan gönderen acımasız bir şehzade ve yıllardır eziyet çeken bahtsız bir köle. <laughs> Yolları bir gün kesişirse <laughs> ne olur dersiniz? Enrique Iglesias var teklerin arasında. Ne alaka? Herhalde Enrique Iglesias zalim şehzade rolünde. Bakın <laughs> Bir sağa bir sola sallanan develer ile ilerleyen arabanın içinde benim gibi kaderlerini kabullenmiş üç kız ile beraber oturuyorduk. Pü! <laughs> Kaderini kabullenenmiş. Kaderinle kölelik. Pü. Kristal falan var. Geçiyorum bunu. Hop bedel. İstediğiniz bir bedelse şayet, işte tam karşınızdayım dedi Adriana son derece ciddi bir Yine sesle. Yine Lord. İşte bak şimdi burada sizinle evlenmeye razıyım. Sizden korkmuyorum Lord Desmond. <laughs> Yine rıza dışı bir ee, münasebet söz konusu yine karşısındaki lord Desmond kendisine meydan okuyan kadına bakarak alaycı bir şekilde gülümsemeye başladı demek bu kadın kendisini ailesi için feda etmeye hazırdı parlak siyah gümüşümsü renk gözlerinde cesaret ve fedakarlık vardı genç kızın demek bedel olmak istiyorsun Adriana sana yaşatabileceklerimden korkmuyor musun kız kardeşin ihanetini senin ödemek istemen ne büyük bir cesaret bu kale senin cehennemin olur asla sana acımam İyi düşün istersen verdiğin karar için hayatın boyunca pişmanlık duyarsın <laughs> bu güzelmiş ben bundan sonra okuyayım hmm. ne bu ne o ürüyen ben ürüyen yazan <laughs> bunu geçiyorum o ürüyen ben de ürüyen Richard Krall'ın da geçiyorum zaman ipliğini yazan arkadaşı teşekkür ediyoruz kendini geliştirsin Tahtın sahibi. Bak bu sefer körelik yok. Prenseslik var bu seferde. Ama sen de tarihi edebiyata girdik. Ne istiyorsun? Ne yazsın bu kızla? Sıradan insanın hayatını yazsın. Carlo <laughs> Gisbert mi kızım kral, bunlar? Prenses, zıttırı, zıttırı bu ne ya? Kızım Carlo Gisbert mi bunlar sıradan insanın hayatını <gülüyor> yazsın? <laughs> <laughs> İskoçya'nın esiri. <laughs> Outlanders izleyip bu da ıslanmış yazmış herhalde. Jamie McDougall korkusuz İskoç doğurdu ve düşmanlarının andığı isimle Kara McDougall. Aa Kara McDougall gerçek biri değil mi lan? Gerçek bir evet. Evet. Vay be. Tarihtir bu ya. İsyanım aşka. Kızılkara beyliğinin biricik kızı Evra Kızılkara. Küçük yaşta savaşta babasını öldüren gözü kara Şahran Bolu Bey'inden intikam almaya kararlıydı. Tüm hazırlıklarını yapmıştı. Gizlice abi Celal Kızılkara'nın savaşçıların arasına sızmıştı. Aa ulan bulan. Savaşçılarının yanında savaşacak ve Şahrambolu Bey'in tam karşısında yer alacaktı. Şahrambolu Bey'i önünde kanlar içinde yığılan genç kıza büyük bir şaşkınlıkla bir süre baktı. Ve sonra aniden atından inerek yanına yaklaştı. Genç kızın savaşçı kıyafetlerini kolunu sıyırdı ve yarasına baktı. Ama yarasına bakarken bileğindeki dövmeyi fark ettiğinde kanı dondu. Kızıl kara arması. Kadir! Kadir yanına koşan savaşçıya başını sevirdi. Kimseye fark ettirmeden bu kızı kaleye götür. Duydun mu? Kimse bilmeyecek, duymayacak. Kaderin onu şahram boyu Şahrambolu bolu beyinin lanetli kalesine hapsedeceğini nereden bilebilirdi? Bu lanetli kaleden kaçacağım şahram bolu beyi ve senin ruhun bile duymayacak. Ancak genç kız düşmanın elinden kaçmak isterken aşkı ilhan şahram bolunun güçlü kollarında bulacağını hiç tahmin etmiyordu. <laughs> hiç tahmin etmiyordu. Asla aklına bile gelmezdi, değil mi? Bütün vodbet bunlara dolu asla hiç kimse tahmin edemiyor ama tarihin sayfalarından mi? seslenen imkansız aşk bir dönem romanı Sibel Çilek not hiçbir tarihi Türk karakterler esinlenilmemiştir ve tüm karakterler hayal ürünü olup anlatılan hikaye tamamen teşekkür kurgudur teşekkür ederiz hepsi de bunu anlatmış yani bu <laughs> bilgiyi baştan eyvallah yoksa gerçek sanırdık aa fragmanları var bu okunur gibi ha bak kaliteli cringe görünce tanıyorum ben bu kaliteli cringe bulu be ya. Kızlar niye böylesiniz kızlar? Hemcinslerimiz bu yaşlarda daha böyle bu köle efendi kurgularına bu kadar meftun olursanız, olursanız geleceğiniz hiç iyi değil. Aa, hiç bak, iyi değil. 1864 gün yeni doğmaya başlamıştı. Payitaht sokaklarında tek bir ses dahil yoktu. Payitaht neresi ya? İstanbul. Hmm. Başkent. Kuşların ahenkle dans eden sesleri, rüzgarın hafif esintisi, yeni yeni tomurcuklanmış ağaçların mis kokusunu etrafa yayıyordu. Şehir uyurken sabahın bu saatinde az ilerideki sarayın eğitim alanında at nallarının sesi yankılanıyordu. Şehzade Abdülhamit... Zorlu bir eğitimden geçiyor. Hüseyin Dinç benim ay ve üzeri üyem herhalde. Yazdığı cümleden öyle anlıyorum. <laughs> Eyvallah, evet. <laughs> Şehzade Abdülhamit zorlu bir eğitimden geçiyor. Geleceğin padişahı olabilmesi için her konuda eğitiliyordu. Atın, rüzgarın ve hızlı gidişin şiddetiyle saçları ahenkle dans ediyordu. Abdülhamit ise elindeki oku yaya geçirdi. Lala ise bu zorlu eğitimde şehzadenin tüm zorlu durumlara alışması ve kritik zamanlarda karar verme yeteneğini geliştirmek için her türlü zorluk seviyesiyle test ediyordu. Tabii tabii. Abdülhamit iki yanından sıkıştırıp dikkatini dağıtmak için onunla aynı hizada giden askerlere gözün ucuyla baktı. Lala elindeki diskete havaya fırladı. Ne? Ne okay. diyor acaba? Lala elindeki disketi havaya fırlattığı anda şehzade hemen yayını çekip hızla vurdu. Disket dediği şey mi? Bir şey atıyor herhalde. Hmm. Havaya. Lala ise Abdülhamit'in başarısıyla gurur duyuyor olsa da taviz vermemek niyetindeydi. Bu mudur şehzadem daha iyisini yapabilirsiniz. Şehzade ise eğitimden dolayı çok yorulmuştu. Üstelik günün ilk saatinde bunu yapmak eziyet gibi gelmeye başlamıştır. Bir gün padişah olursam kelleni ben alacağım, biliyorsun değil mi? Lala atını sürerken buna güler. Şehzadem o gün geldiğinde bunu konuşuruz. Şimdi devam edelim. Abdülhamit gözlerini devirir. Lale laf arasında çoktan uzaklaşmıştır bile. Abdülhamit ise hızlanarak yanına gelir. Lala bu kez eliyle kazıklarla çakılmış küçücük bir çemberi gösterir. İyi misin? Hı hı. Tarihsel gerçekçiliğimiz var mı şimdiye kadar? Osmanlı padişahları böyle çalışıyor muydu? Zannetmiyorum. Yani Abdülhamid'in böyle şeyler yaptığını zannetmiyorum. Şehzadem sabahki ilk eğitimi tamamlamanız için o delikten okunuzu geçirmeniz gerekiyor. Abdülhamid gülümser buna. Hadi ama bu bana vereceğin en zor görev mi? Eee! Eh, eh be! Öf be! Yetti be ama ya! Bu ne be? Bu mu Abdülhamid'in kahramanlığı bu mu? Lalasıyla böyle ego yarıştırmak mı? Bu mu yani? İyi sultan olmak. Ne yani bu kadarcık mı ya? Falan yapmak mı? Burada aşk seks ne zaman devreye girecek acaba? Bakıyorum. Bak ha. Bir rivayete göre insan hayatı boyunca diğer yarısını bulmak için çabalar. Bulduğunda da ruhu tamamlanır derler. Hmm, ancak, buna da inanıyorsunuzdur ha. Ancak Abdülhamid'in ruhunun yarısı eksiktir. Gönlünü çalacak kimse karşısına çıkmadığı gibi çıkanlara da o gözle asla bakmamıştır. Bakamamıştır. Bu düşüncelerden sıyrılarak ilerlerken atını aniden durdurur. Çeşme kenarında bir kadın görmüştür. Ona yardım etmek ister. Atından iner ve atın yularından tutarak kadına doğru yaklaşır. Merhaba, yardım etmemi ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Çeşme başına kadına gidiyor diyor ki merhaba, yardım etmemi ister misiniz? Abdülhamit Han olması da bunlar ayrıca ilginç. Kadın karşısındakinin şehzade olduğunu bilmeden konuşur. Yok evladım hallederim sağ ol. Yüzünüz çok solmuş. Cebinden çıkardığı parayı kadına mahcup hissetmemesi adına elindeki çiçeklerden bir tane alarak uzatır. Bu güzel çiçekler karşılıksız kalmamalı. Abdülhamit hızlıymış gençken ha, ha? Yaşlı kadın. Ama sumut bir erif yani. Neyse, hmm. kadın minnetle bakar. Şövalye mübarek. Bir çiçeğe bu para çoktur. Ama ince düşüncesi için böyle yaptığını anlar. Madem bu arada, bu, bu arada hmm. çok önemli. İki nokta diye bir İmla yok yani iki nokta diye bir işaretimiz yok arkadaşlar. Ya bir tanedir ya üç tanedir bu noktalar. Okey. Ama üç fazla sevmedik. İki ses geliyor nokta onlara. diye bir şey yoktur. <gülüyor> evet. <gülüyor> madem bana madem bana bir iyilik yaptın ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum. Kadınca ha. fal bakacak. Hmm. Ben karşılığımı aldım diyerek elindeki gülü gösterir kadına. Ancak kadın tatmin olmuş gibi değildir. Evladım falına bakmak istiyorum. Teyzeciğim ben fala inanmam. Ben de bu parayı karşılıksız bırakamam. Abdülhamit kadın mahcubiyet hissetmesin diyerek mecbur uzatır avucunu. Yaşlı kadın baktıkça şaşırır. Ah gönlü güzel evladım. İmkansıza sevda alanacaksın. Buralardan değil ama sen onu bulacaksın. Ancak o senin dünyana ait değil. Aa Abdülhamit İstanbul'a mı gelecek acaba? Kavuşmanız imkansız. Abdülhamid inanmasa da bu sözler onu şaşırtır. Peki nasıl bulacağım onu? Kadın hafif gülümser. Mavi ay seni ona götürecek. Mavi ay mı? Soru işaretinden önce herhangi bir başka işaret gelmez. Üç nokta sonuna soru işareti. Soru işareti sonuna üç nokta yapmayı bırakın. Eki dünya içinde aynı anda mavi ay zamanı geldiğinde aramızdaki zaman çizgisi açılır ve bu olayın en son 500 yıl önce gerçekleştiği söylenir. Bu yüzyıldan işte Aha. şeyin yüzyılına gidecek ile halvet olacak kızın teki. Bence Abdülhamit geleceğe gelecek. Kız mı geçmişe gidecek? Teyzeciğim Gerçekten böyle şeylere inanıyor Abdülhamid musun? Abdülhamit bugüne gelse kız nasıl saraylarda yaşasın? Nasıl padişahla yatağa girsin? Doğru doğru. doğru. Tabii ki kız bugün varsayış gidecek. olurdu. O halde sadece bekle Şehzade Efendi. Just wait Şehzade. Just wait. Biliyorsun o zamanlar Osmanlı'da hep just wait dermiş insanlar birbirlerine. Ah bir dakika. Ben size Şehzade olduğumu söylemedim ki. Allah <laughs> kahretsin. Kadın gerçek bir falca çıktı. 2021. Dur bakayım. Nerede oluyor bu? Tık 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 bir şey arabada iniyor bilmem ne. dur uğraştıkları çeteyi sonunda kız kıvrak yakalamışlardır. Çaylaklardan biri mavinin indiğini görünce hemen elindeki kahveyi uzatırlar. Başkomiserim istediğiniz gibi şekersiz yaptım bu kez. Dayan. Dayan inanılmaz bir şey olacak. Mavi ise gözlüklerini çıkarıp diğer eliyle de kahveyi alır yürürken. Aa mavi bizim mavi diye bir dizi karakteri vardı hatırlarsan. Öyle mi? Evet. Neyse. Çok eski. Mavi Neyse ise mi? gözlüklerini çıkartıp diğer elinde de kahve alır yürürken. Aferin Çaylak geç öğreniyorsun ama olsun diyerek tekrar hızla yürür. Çağlar ise şaşkınca bakar. Efendim ismim Çağlar Çaylak değil de. <laughs> Basın büyük bir çetenin çöküşüyle aşırı ilgilenmiş her yer onlarla doludur. Mavi'nin içeri girmesiyle tüm gözler ona dikilir. Şube müdürü ise Mavi'yi görünce gülümser. Neyse bu sefer kadının kendi kariyeri de var en azından. Mavi, diyerek... Mavi kim ya? Mavi diye bir karakter mi var? Baksana mavi kızın teki demek ki. Geçmişe gidecek işte. Hmm. Saraya köle olarak girecek. Ona ay parçası gibi bir isim verecekler. O da diyecek ki benim adım mavi olacak. Mavi ay falan. Ay zıttırı pazar. Zıttırı. Dur bakayım. Mavi şaşkınca bakar arkasından. Günlerdir eve gitmemiştir. Zaman kaybetmeden üç günlük izin koparır. Eve geçtiğinde uzun koridorda ilerler. Koridor sonundaki kapıdan girip banyoya ulaşır. Ilık bir duş alır. Bu onu yeterince rahatlatmıştır. Sonrasında ise saate bakar. Rar rar rar. Hemen üzerine siyah pantolonunu geçirir. Üzerinde de çok sevdiği o hafif dekolteli ama hoş duran tişörtünü. Dalgalı saçlarını açık bırakıp birkaç parçada kıyafet. Allah Allah, bugün üç tane kız giyindi, üçü de aynı giyindi arkadaşlar Hı -hı. farkında mısınız? Hı -hı. Vücutlarını hafif belli ettiklerini özellikle vurguluyorlar hep. Ay. Huzurla denize bakarak kahvesinden yudumlar. Bu sırada gökyüzündeki farklılık dikkatini çeker. Bu gece ay masmavidir. 1864 Şehzade kütüphanede uzun uzun çalışıyor bak. Bilge hmm, Abdülhamit. Hmm. Oturuyor kitaplar okuyor. Yarın öbür gün istibdat rejimini kuracak kendisi değilmişçesine. Çalışıyor. Alim. Bu ne mavi ay saçmalıymış. Herkesin dilinde. Bu söze denk gelen Seniha seslenir. Seniha kim? Ne bileyim. Abi. Seniha uyumadın mı sen? Aynı odada yatıyorlar herhalde bunlar. Ne bileyim. sen tükendin galiba. Tükendim. Yok abi de ne söyleniyorsun sen kendi kendine? Ay may diyordun. O zamanlar böyle konuşuyordu Mavi herkes. Mavi erkek miymiş? Kim bu? Çağlar mı? Yok Abdülhamit Han'a geçtik. Ne? Şey Şehzade Abdülhamit çalışıyor işte. Bu da Abdülhamit'in kardeşi Seniha. Ha ha okey tamam. Bugün tedbili kıyafet gezerken çarşıda duydum. Herkesin dilinde bir mavi ay saçmalığı. Duydum ben de herkesin dilinde bu aralar 500 yılda bir oluyor diyorlar. Böyle oldu, böyle oldu. Ha bir takım sesler. Cringe ya o geçtiğin yerler var inanılmaz cringe. Tüm aile orada Seniha titriyor. Abdülhamit geliyor ama Seniha ne oldu? Ne bu hal? Validem siz bir şey söyleyin bari. Oğlum sarayı gözetliyorlarmış. Seniha fark edince öldürmeye kalkmışlar. Askerler zor yetişti. V diyor. V vahdettin mi? Yok lan. Abdülhamit'in babası kim? Vahdettin değil. Tamam. V diye birisi o zaman. V. Aa Abdülhamit'in etrafını sardılar. Sonun geldi Şehzade Efendi. İn atından. Abdülhamit korkusuzca bakar. Sonumu siz mi getireceksiniz gerçekten? Güldürmeyin beni. Büyük ihtimalle son gülüşlerin olacak. Öyle mi dersin? Bunu der demez Şehzade'nin askerleri yetişir peşinden etrafı onlar da sararlar. Ancak gökyüzünden gelen aydınlığın arttığını hissedince başını gökyüzüne kaldırır. Evet, mavi aydır bu. 500 yıl sonra hem de şehzade kadının sözlerini hatırlar. Mavi ay sana yol gösterecek. Şaşkınca etrafına bakarken etrafındaki seslerin giderek yok olduğunu fark etmesi uzun sürmeyecektir. Etrafına şaşkınca bakar. Burası orman değildir. Hatta burası payitaht bile değildir. Bak Abdülhamit gitti. Öyle oldu? Hmm. Neresi burası diye hayretle aklından geçirirken gözleri tekrar gökyüzüne kayar. Bu gerçek olabilir mi? İki zaman dilimi birleşmiş olabilir mi? Abdülhamit söylüyor bunları. Kendi sorduğu soruya kendisi cevap veriyor. Saçmalama Abdülhamit. Etrafına hayretle bakar. Burası yabancıdır ama. Deniz kenarında bir sahildir. Ama bildiği sahillerden farklıdır da. Şaşkın şekilde etrafına bakarken göz gezdirir. Nerededir? Ne yapacaktır? <laughs> Abdülhamit. Tuzak. Silahını daha sıkı tutarak ilerler. Aha bak baba bak ba, ba, işte. O gece şans eseri olacak ki, yıldızlar çok fazladır. Sokakları sokak lambası değil yıldızlar aydınlatıyordur. Abdülhamit ilerlerken aynı zamanda ateş başında oturan mavi de kahvesini yaralamıştır. Birkaç yudum daha aldıktan sonra yeni çıkan romanının son basımını alır eline. Okumak için bundan uygun zaman yoktur. Kitabı eline alır ki bu rahatlatıcı sesi engel olan bir ses duyulur. Kendi romanını mı okuyor? Ayak sesi. Mavi aniden kitabını başından kaldırır. Elindeki kitabını bırakarak cahcurt eder. Silahını kavrar hemen. Meslek gereği hep yanında bulundurduğu silaha ihtiyacı olmuştur. Etrafına bakar. Uyarıcı şekilde konuşur. Kim var orada? Bu sesi uzaktan işiten şehzade bir insan belirtisi fark edince hem sevinir hem de şüphesi artar. Fantaziye bak kadın polis Sultan Abdülhamit halvet olacak. Kesin tuzak diye düşünür ve silahıyla geldiği yöne yürür. Dur bakayım. Silahları burun buruna geliyor. Her ikisi de şaşkınlık ve korkuyla geriye doğru atılırlar. Sen de kimsin? Mavi karşıdaki değişik giyimli adama şaşkınca bakar. Asıl sen kimsin? Ne arıyorsun burada? Şehzade karşısındaki güzeller güzeli kadına baka kalır. Ancak bu güzellik karşısında duygularına esir olmak istemez. Evet. Pardon da Sezen'e benim burada ne aradığımdan. Evimin önündesiniz. Özel mülkiyete izinsiz girmek kaç yıl haberiniz var mı? Ö Özel mülkiyet mi? Siz benimle nasıl böyle konuşmaya cüret edersiniz Çattık ya Daha yüksek sesle konuş Anlamıyorum Rüzgar Mavi'nin saçlarını dalgalandırırken O mis gibi kokusunu Abdülhamid'e taşır Abdülhamid ise içine çeker Bu güzel kokuyu Bir iki gün dinlenmeye geldim Şuraya İlk günden bela beni çekiyor Şerleri kaçırıyorsun şey ya. bak <laughs> Mavi Gözünün önüne gelen saçlarını Sinirle üfleyerek <gülüyor> <gülüyor> Gözünün önünden uzaklaştırmak ister ancak başarılı olamaz. Ah. Orada çok seksi bir görüntü veriyor bak onu kaçırıyorsun. Hı. Çok güzel tabi. tarif etmiş, ustalıkla tarif etmiş onu. Abdülhamit gerek sarayın içinde gerek sarayın dışında asla saygısızlığa maruz kalmamıştır. Zaten karşı çıkmaya da kimse cesaret edemezdi. Şu an karşısındaki bu kadın ona saygısızlığından ötesine geçmiştir. Aralarında artık bir mesafe kalmamış, Abdülhamit koyu kahve gözlerle kendi kahveleriyle buluşturmuştur. Bilmiyorum. ''Bana yaptığım bu saygısızlığın cezası kellenin alınması. Çüş. Ben Şehzade Abdülhamit, Osmanlı Hanedanı'nın gelecekteki padişahı olacak kişiyim. Peki ya sen kimsin?'' Mavi gülmeye başlar. Gözlerinden yaşlar akar. Yazdığı şey görüyorsunuz değil mi? Ahahaha. Ha ha. Sonra da Mavi gülmeye başlar. Allah'ım ne olur bir tane akıllı ver ne olur. Abdülhamit sinirle bakar. ''Sana şaka yaptığımı mı sanıyorsun?'' Ya tamam bak güldük eğlendik bak güzel göster ama burası tiyatro salonu ya da dizi seti falan değil. Allah aşkına bir sal beni ya. Geceyi nezarette geçirmek istemiyorsan ikile buradan. Abdülhamit çekip giden bu güzel kadının ardından bakar. Kendi kendine konuşur. Normali beni bulmaz zaten. Abdülhamit bu cümleyi kuruyor. Hı. Normali beni bulmaz zaten. He kanka ya. Ama payitahta böyle giyinmek, giyimi garip. Pantolon giyen kadın mı olur? Yurt dışından falan mı geldi acaba? Çok garip. Evsiz sandım ama evi de varmış. Yurt dışından falan mı geldi acaba? Bakayım. Bakayım nereye varacak? Bak sonra Abdülhamit kendi yüzyılına geri dönüyor. Bizim kız kendi yüzyılında kalıyor. Bir şey olacak. Kız bir şekilde gidecek herhalde. Geçmişe. Yok geri dönmedi Abdülhamit hala burada. Öyle mi kaldı mı orada? Hmm. O zaman bir noktada beraber geri gidecekler muhtemelen. Bence kalacak Abdülhamit burada. Nasıl kalacak? O zaman Abdülhamit'in Abdülhamit'lerin ne manası var ki 2021 bak, bak. yılında? Şehzadem 2021 yılındayız. Siz kaç yılında olmak isterdiniz? 1864 yılındayız. Wow. Siz eğitimi nerede Hicri tamamladınız? Hicri takvimde kullanmıyor. Direkt miladi Tabii. söylüyor yani. Abdülhamit zamanda miladi takvime geçilmiş. 1864 diyor padişah. Harika. Diyor ki siz kıza diyor ki siz eğitiminizi nerede tamamladınız? Cahilsiniz galiba diyor. Ulan 1864 senesinde kadınlara eğitim ne veriyordunuz lan siz Osmanlı'da? Nasıl bir eğitim veriyordunuz? Sıbyan Mektebi. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Geri gidecekler hava dediğin gibi. E herhalde yani. Araya paşam girdi. Saltanat kalktı. Hilafet kalktı. Yok bak. Garson Abdülhamid'in bu kadar çok şeyin parasını ödeyip ödeyemeyeceğinden emin olmasa da zoraki hakim gülümsemeye. Aşkım ki bir noktada geri gideceklerdir. Emin mi diyorsun ya? E tabi bu, bu yüzyılda adamın padişahlarının bir etkisi yok ki. Diyor, bak Niye öyle bir fantezi ha, 11. Kursun? bölüme geldim. Mavi ve Abdülhamit kuşların cıvıltısı eşliğinde kahvaltılarını yaparlarken Mavi telsizde duyduğu o cümleyle aniden doğrulur yerine. E adam ne iş yapacak bir yüzyılda? Yahu anlasana Neyle bu kızı. Geçinecekler? Bu kız prenses olmak istemiyor. Bu kız Abdülhamit Han'ı istiyor. <laughs> Anlamadın sen bunu arkadaş. Anlamadım abi ya. Her kadın prenseslik hatunluk hayali kurmaz. Doğrudan sultanın Kim kendisi olsun. Kimi kadın da sultan ister. Şey diye mi düşündü acaba Allah şimdi ben geçmişe gidersen Orada internet yok, telefon yok, o yok, bu yok. bit buraya gelsin. Aa yok gitmişler geriye. Bak şimdi gördün mü? Validen bırak da işlerini yapsınlar. Odan buz gibi. Ne oluyor ya? Seniha filan. Aa mavi de gitmiş oraya. Ulan sen aklı çıktın ha. E yani ne bileyim öyle gözüküyor. Şimdiye kadar gördüğüm örneklerde herkes saraylarda yaşamak ve üst sınıf yönetici kademesinde erkekler tarafından Halvete alınmak istiyorlar. Bu da ancak geriye gitmekle mümkün. Ama kız iyi dayandı. 10 bölüm 15 Yine bölüm. Yeni dünyayı göstermiştir. Kim bilir neler demiştir. Oo. Ne paşanın biri çıkıp saltanatı ve ilafeti mi kaldırdı? Tabii tabii. Bu bir tarafımıza giren kazıktır. Bu bize nasıl yapılabilir falan ha. diye çıldırmış olması. Yine harfleri görüyor. Nedir bu pespayelik falan, falan diyor. Falan şanlı... Ne kadınlar çarşafsız mı geziyor? Başa açık mı geziyor? Ne münasebet falan nerede, diye. Nerede nerede Şanlı Arap kıvırımları falan, falan demiştir. Yani çıldırmış olması lazım. Vay be, zor be. Ama tabii başka şeylere bakıp da sevinmiştir de. Abdülhamit gülümser, ama onca asker ve önünde toparlar kendini. Hadi aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, hadi aşkım diyor, o da onu şehzadem diyor. Ay. Abdülhamit cevap beklemeden arabaya biner. Araba? 1800 ler. Araba ha. var. Mavi'nin yanına oturur. Maci üşümüştür, mavi herhalde. Hemen Abdülhamid'in göğsüne sarılır. Abdülhamid gülümser. Aşırı mutludur. Sevdiği kadında olmak bile şükür sebebidir. Saçlarından öper onu. Mavi başını kaldırır. Masumca bakar ona. Nereye gidiyoruz? İlk peraya. Pera? İlk peraya. Hı. Terzi için güzelim. Ben ilk geldiğimde kıyafetim garip karşılanmıştı ya. Şimdi Sultan, de öyleyiz. Sultan? Sultan? Güzelim. Ha. Sevgilisini alıp peraya götürüyor. Hı. İnsan içine çıkartacak. Haremini. Mahremini. Ha, wow. Hmm. Bari neyin hayalini kurduğunuzu bilin abi. Kaçırma Haremden kaçırma. Haremden dışarıya mı çıkabileceksiniz siz? Köle olsanız, padişah gözdesi olsanız. Mavi güler. Bu halde gitsek saraya valideniz beni istemez zaten. Ben istedim seni. Gerisi mühim değil. Diyorsun diyorum. Abdülhamit dayanamaz. <laughs> Diyorsun diyorum. <laughs> Abdülhamit dayanamaz dudaklarını öpücük kondurur sevgilisini. Spak. Ben var ya kendi yayınlarımda böyle betimler falan kurgulasam okusam beni ecdada hakaretten içeri alırlar. Ya yani en azından bir savcının karşısına çıkartırlar siz ne demek istiyorsunuz diye. Bekleyin burada arabacı. Emredersiniz. Abdülhamit Mavi'nin ellerinden tutarak terziye girer. Terzi başına eğmiş işlerle ilgilenirken Abdülhamit konuşur. Müsaade var mı? Terzi başını kaldırınca şehzadeyle karşı karşıya gelir. Donup kalır. Biliyorsun şehzadelerin yüzünü herkes televizyonda gördüğü için hemen tanırlar. Öldü sandıkları şehzade kanlı canlı karşısındadır. Kekeleyerek konuşur. Ş -ş Şehzadem. Terzi efendi. Benim burada en son üniformam dikiliyordu. Hazırdır herhalde ver onu giyeyim. Bu güzel hanım için de uygun kıyafet verirseniz eğer. Hani rica ediyor hani. Mavi onu dinlemeden çoktan hayranca kıyafetlere bakıyordur. Hemen atlar. Orada duran kırmızı siyah elbiseyi gösterir şey bunu beğendim. Ah Ya bunu ne yapıyorlar? Her zaman diliminde aynısınız. Şey bu bunu beğendim. Niye kadınları böyle konuşturuyorlar? Bir önceki okuduğumuzda da t tamam o zaman. ı mı bu ne be? Öyle kadınlar öldüm işte. Bu senin bu senin hep aynı rolü yapıyor diye gıcık olduğun İngiliz aktör gibi konuşuyorsun. Evet evet aynen aynen. Bilbo Baggins miydi o böyle? G Gandalf, ne yapacağız? Abdulhamit diyor ki, ah kadınlar, ah her zaman diliminde aynısınız. Bizimki diyor ki, kaç kadın tanıdınız şehzadem, maşallah. Abdülhamid... Sen kiminle muhatap olduğunu farkında değil misin? Adam isterse 500 tane cariye denir, hepsiler gün yatar. Aa, i̇sterse. Şimdi bunu savunuluyor ya. bu mu savunuyor ya? Bu gerçeklerin farkında olmadan siz bu tip adamlarla fantazi kuruyorsunuz ve onların tek kadınları olacağınızı sanıyorsunuz. Al. Abdülhamit. Yarın saraya gel parayı alırsın. Böyle çalışıyor mu bu işler? <laughs> ya dün, dün Abdülhamit bizden elbise almıştı yani. da 500 lirası kaldı. <laughs> Al <Hadi> bakalım Terzi <laughs> Efendi. <laughs> Fişi mi götürecek Terzi ne yapacak? Böyle mi çalışıyor o zamanlar ekonomi? Yani adam gönderilip paralar ödenir normalde tabii. <laughs> terzi başını sallarken Abdülhamit de giyinmek için gider ve çıkar. Hızlı şekilde giyinmiştir. Aynada kendine bakarken bu halini özlediğini farkına varır. Ama bilir ki ne üniforma ne mevki makam. Mevki makam mı? Padişah değil mi bu herif? Hmm. Padişanların... Hiçbiri mavinin yanında önemli değilmişmiş. Mavi onun kırmızı çizgisiymiş. Tek zaafıymış. Al al. Aha. Göremiyorsunuz ama ne yaptığımı anlıyorsunuz. Ah. Nah. Ay dur dur dur. Size cumhuriyet fazla yemin ediyorum. dur dur. Zaman makinem olsa hepinizi ışınlarım geçmişe. Ne haliniz varsa görün. Gidin köle pazarlarında satılın cariye diye. Birlikte arabaya... Sonra bekleyin ki bir tane şehzade çıksın da sizi tek kadını yapsın. Vallahi hepinizi gönderirim ha. Birlikte tekrar arabaya binerler. Mavi. <laughs> Ailen neredeydin dediğinde ne diyeceksin? Yalan söyleyemem. Ama doğruyu da söyleyemem. Susmak tek çözüm gibi. Peki beni nasıl açıklayacaksın? Abdülhamit tebessüm ederek Mavi'nin ellerini tutar. Böyle sımsıkı tutacağım ellerini. Çıkacağım karşılarına. Diyeceğim ki bu Mavi. Benim sevdiğim ve izdivacına talip olduğum kadın. İ izdivaç mı? <laughs> Sonra payitahtı sana gezdiririm de. Söz mü? Söz. <laughs> zaman bu okuduğum en iyi şeylerden biri ya. Allah aşkına devamını devamına gel. Yok ya. Lütfen gel. Merak ediyorum. Bak şimdi. Lütfen lütfen. Finale geçiyorum o zaman. Hayır, bir sonraki bölüme <laughs> gel. Seniha, Cemile ve Hülya'nın bakışları bir anda maviye yönelir. Cemile istifini bile bozmazken Seniha çoktan renkten renge girmiştir. Ancak üçü de ayağa kalkar. Valide Sultan'a saygıda. Şey biz. Abdülhamit sevdiği kadının ellerini tutar. Utanmıyor musunuz dedikodu yapmaya? Ben atladım bir bölümü ne olduğunu kaçırdık. Eyvah hadi aç o zaman. Ya geç bir önceki bölüme. Hadi hadi. Ya merak gerçekten merak Aldın ediyorum. Aldım zehri bak. Aldım zehri evet bir önceki bölüme geç. Bak bak bölüm merak etmeye başladığında eleştirmeyi bırakacaksın arkadaş. Hayır. Kız yakalı demek ki. Dur başa gel. Dur geç. Yahu bir sürü şeyi kaçırdın oğlum ne manyaklıklar Aa, var hepsini kaçırıyorsun. Baştan sona manyaklık onları niye okumuyorsun ya? ya? Okay. sen kaybettin. Ver ya ver. ver. Hayır hayır. ya başını okur musun? Dostum biz burada Wattpad kitabı okumayız. ya ama çok çılgınca ya. Yok kardeşim sen kaybettin oyunu şu an. You just lost the game. Sen Aa, kaybettin az önce Ya bu kıskandın mılar bilmem neler. Bütün manyaklıklar var. Lütfen baştan okuyalım. Hayır işte. Ya no, İşte Hayır. Bana okumadığı Yok. kısmın linkini atar mısınız Instagram'dan? Ceren Sungur. Bir şey söyleyeceğim. 17. Gerçekten merak ettim. Bak okumadığım 17 bölüm vardı ben. Geç ya bölümüm. tamam. Ya şu bölümün başına gel Yok, ve... başka kitaba geçiyorum. Sen kendini kaybettin. Yok. Neydi adı? Bana atın. Mavi ay. Mavi ay tamam. Başka, 17. Baş... bölümde kaldık okey. Başka nelerimiz var? Tutsak. Ama gidelim. çok güzel gidiyordu. Bak şimdi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <ey>. <gülüyor> Sen bu oyunu kaybettin az önce dostum özür dilerim. Ama çok dalga geçilecek çok şey vardı. <laughs> Abdülhamit müthiş konuşuyordu. <laughs> Diyorsun diyorum falan. Validesiyle tanıştıracaktı. Get, geri döndürün. I'm sorry you just lost the game. ya ama bebeğim o çok <laughs> müstesna bir çılgınlıktı. Hep söyledi ki çoğu birbirine benziyor. Gerçi o da onlara benziyor da müstesna bir çılgınlıktı ya. Yani istersen kitabın tümünü okuyalım. Ya çok okuyalım işte. Şimdi değil. Sen bir sakinleş ilk önce. Sakinleş. <laughs> Tahmin et kim var görselde? Tabii ki. Yine bir kraliçe var. Yeşil Prenses serisinin birinci kitabıdır. Ve şeytan ve ile başladık. İnini parçalanmış ruhları koymak için kendisine mancık. sakladı. Öf. O in kalbinin ya, tam öbürü ortasındaydı. Öbürü beni biraz eğlendirmişti ya. Bak şimdi. Bunlar evet gerçekten eğlendirmişti. İkinci yaşam. Bunların hepsi birbirine benziyor. Melis Aksoy yani. her yerde görebileceğiniz türde sıradanlığa sahip bir genç kızdı. Ve sonra içinden bilmem bir şey çıktı. Aslında hiç sıradan değilmiş falan. No no bak. O sıradanlığın kendisini rahatsız <laughs> ettiği de söylenemezdi. Normal geçen günleri ona gayet de hoş Ay, geliyordu. krallık, prens, lady, tat. Ay. Allah Allah. Ama böyle yani tarih kategorisindeyiz. Ne bekliyorsun ki? <laughs> Beyin emcükleme seansı artı 18. O ne öyle? <laughs> bu ki parodi bir şey. Ha. Ben burada kırınca aha. Tıklamaya korktum. Paranormali Zorafi geçelim Sultan. diye bağırıyorlar. Bir cariyenin umutsuz aşkı. Öf. Adolf Hitler hakkında bilinmeyenler. Sakın açma sakın sakın. Tamam. Sadece 10 şans. Neyse peki, okey. Hadi bakalım tarih bölümümüz bu kadar olsun. Mavi ayda tamam. devam ettin artık sen. Şey devam edeceğiz bir şekilde. Merak ettin, düştün mavi aya. Tamam bir yere devam edelim evet, ya. Bir şey olsun. olsun. İyi bak. Kovuyor musun beni? Yo hayır tarih kısmını kapatıyorum. Sadece YouTube kaydını da kapatıyorum. Sevgili YouTube iyi baktın kendine. Hadi bay bay. Ben de gideyim çevirme evreye bir şey yapayım ya. Yani.